Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İnsanı mı okuyayım? Böyle tahlil edelim, laboratuvara sokup insan nedir, neyin nesidir? Yani mahiyeti veya insanı en çok alakadar eden ben kimim? İkinci konu. Nereye gidiyorum? Bunları nereden öğreneceğim? Nasıl öğreneceğim? İnsan nedir? İnsan nasıl bir şeydir? İkincisi, insanı en çok meşgul eden merak ve talepleri var. Yani ben neredeyim? Niçin buradayım? Bunu nasıl, nereden öğreneceğim? Hangisini yapayım? Gerçi birbirine çok yakın. Peki, ben ikisinden yapayım. Tamam. İlk önce şöyle diyeyim de, sayfa 42 sözlerden 5. nükte, insan fıtraten gayet zayıftır. Yani bu mevcudat içinde en zayıf mahluk insandır. Sebebi, her şey onu incitiyor. Peki, her şey ona ilişir. Onu mu tesir eder, müteellim eder. Yani insan gayet zayıftır. Nereden biliyoruz? Mesela bir sığır evsiz yaşayabilir. Bir vahşi canavar dağda bayırda yaşayabilir tek. İnsan yaşayamaz. Ama insan her şey ona ilişiyor. Odanıza bir sivrisinek girse yatamıyorsunuz. Hadsiz belalara müptela diyor. Evet. Yani insan sivrisinek girse ya vınlamasıyla uykun gidiyor. Bu kadar basit bir şey. Onu mu tesir eder? Müteellim eder. Elem alır. Hatta mesela bir sığır otlarken öteki sığır kesilse alakadar değil. Başkasının dertiyle dertlenen, elemiyle elem alan, başkasının sevinciyle sevinen mahluk insandır. Çok tuhaf değil mi? Siz böyle bir sığırın, bir köpeğin diye kaka attığını gördünüz mü? Hatta elemi ve lezzeti kendisine astır. Kendisi elem alıyorsa elem alıyor, sıkıntısı varsa kendi sıkıntı kendisinindir. Keyfi varsa da kendi keyfi. Yani başka bir köpeğin keyfinden keyif almaz. Ama senin evinde kızın, oğlun, baban, anne, kardeşin, hanımın vesaire, hatta alakadar olduğun kadar, komşuna kadar birisinin dişi ağrısa sabaha kadar sen yatamazsın. Yatamazsın ya. Yatabilir misin? Hem gayet acizdir. Nereden biliyoruz? Çünkü belaları, düşmanlar pek çoktur. Gözükmeyen mikroptan kuyruklu yıldıza kadar, arkamızda ecel aslanından önümüzdeki kabir canavarına kadar düşmanımız var. Çok acayip ya. Adam benim akrabam. 42 yaşında yani, fazla değil. Baş ağrısı, ya baş ağrısı aspirine geçiyor falan. Bir bakıyor ki bu kadar aciz insan. Lansmanına geçmiyor. Gitmiş bir tane o sağlık ocağına, doktor burada da var ya. Migren demiş. Verdiği ilaç biraz geçirmiş, sonradan biraz da ilerince. Ya demiş, işten erken çıktım demiş. Ya şimdi Cerrahpaşa'ya mı? Cerrahpaşa bir gideyim bakayım şu migremi. İltihapsa atsınlar dedi. Ya bununla mı uğraşacağım? De işten çıkmış ha işten. Uğramış yani. Yani ilaçta pek o kadar tesir, daha tesirli bir şey alayım. Adam biraz rengi değişiyor. Bu da şu böyle, hayır sen dedi şu cihaza bir gitsene dedi ya.
Bir bakıyor ki şu ön taraf lob arkaya doğru sarmış kanser. Ne oldu? 42 yaşında bütün kurduğu, kurguladığı ve kurduğu, planladığı ve hesabını yaptığı bütün dünyanın altı çekildi. Hani var ya, psikolojide kullanıyorum. Abi her şey üst üste geldi. Çek altını, devrilsin işte. Altını çektin, hepsi devrilir. Üst üste koymuşsa altını çek işte. Veya çekemiyorsan üst üste gelmiş. Merdiven yap, çık. Altı üstüne gelir. Şems-i Tebrizi demiş değil mi? Demiş ki, dünyanız, gelmişler demişler ki, efendim, dünyam alt üst oldu. Dünyam alt üst oluyor. E sen niye buna üzülüyorsun? Altının üstten kötü olduğunu sana kim söylüyor? Altı daha iyi belki senin için. Yani insana konuşuyoruz. Neymiş? Hem gayet acizdir. Nereden biliyoruz? Halbuki belaları ve düşmanları. Bela ve düşmanları çoktur. Yani ters orantılı. Yani zayıftır ama imkanları çoktur demesi lazım. Hayır. Üç. Hem gayet fakirdir. Nereden anlıyoruz? Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. İhtiyacın çokluğu onu fakir etmiş. İhtiyaç çok. Yani zenginlik, fakirlik, servetin çok olmasından değildir. İhtiyaç çoğaltırsan fakirleşirsin. Çünkü ihtiyaç hissedip eline geçmeyen her şey seni fakir ediyor. Mesela araba mı istedin? Mercedes. Elinde midir? Varsa elinde, ondan sonra diyorsun ya buna da alıştım ya. Belki yokluğu seni daha keyif yapıyordu. Niye? Heyecan yapıyordu yani. En azından bir hedefin vardı. Varılması gereken bir şeyin vardı yani. E şimdi yok. O da yok. Ya tabii hiçbir şey. Mesela o da geçti eline. O da geçti. O da geçti. Hayat anlamsız oldu yani. Her istediğin yerine gelse. Bak sığırın ayakkabı derdi yok. Elbise derdi yok. Yazlık kışlık derdi yok. Gözlük derdi yok. Yok ya hiçbir şey yok. Hayat anlamsız yani. Onu yaşadı. Yaşadığının farkında değil. Bir tanesi bugün bana soruyor. Abi ölümden korkuyorum dedi. Hakikaten mi dedim ya? Tabii ya dedi, korkuyorum dedi. Ha demek ki yaşadığının farkındasın. Bak ölüm korkusu yaşamanı gösteriyor. Yaşadığının farkında mısın diyor. Ölüm korkusu olmayanlar da, yani ölümü düşünmeyenler de yaşadığının farkında olmayanlardır. Mesela burada ne demişti? Gayet fakirdir. Niçin fakirdir? İhtiyacı çok ziyade. Bir evi görseniz, keşke benim olsa. Bir araba görsen, keşke benim olsa. Deniz görsen, keşke orada ben olsam. Çok tuhaf ya. İsmail şaka dedi, belki de ciddi dedi ama bugün deniz kenarındaydık. Tuhafıma gitti de onun için. Abi dedi, starvit kokuyor deniz dedi. Ben dedim ki, tereyağlı mı kokuyor acaba? Bak ne yaptı? Şaka mı? Doğru. Çok tuhaf yani. İnsan bir garip yahu. İstemediği bir şey yok. İstediği Allah'a, biliyor musunuz? Allah'a da bir istiyor yani. Böyle bir mahluk var mı ya? Cenneti vermiş, onu da koymuş kenara, bana seni gerek seni dettirmiş. Sığmıyor hiçbir yere. Hiçbir yere sığmıyor. Yani nasıl sığdıracaksın iki cep arasında, evle garaj arasında, iş yeriyle evin arasında? İnsan sığar mı ya? Kainata sığmayacak bir fıtrat konmuş. Halbuki hayatının tekalifi gayet ağırdır. Hayat da çok ağır. Bir üzüm tanesi yediriyor, 10 tane tokat vuruyor. Gençliği vermiş, takmış arkasına ihtiyarlık. Sıhhati vermiş, takmış arkasına hastalık. Baklava yiyorsunuz, arkasına tuvalet var. Ya bir bak bakalım, her şeyin arkasında bak ne var.
Hayata geldik, arkasını takmış ölüm. Beka istiyoruz. Helak olmaktan, hiç olmaktan, ölmekten korkuyoruz. Hayatı vermiş ama ölümden korkuyoruz. Bugün gene bir şey yazdım. Ölüm hayatımızı bitiriyor. Çok antika, düşünen kafalar için söyleyeceğim. Allah'ın verdiği bir şey. Ölüm hayatımızı bitiriyor. İman da ölümü bitiriyor. Çünkü ahirete iman sonun sonudur. Ölüm dünyanın sonudur. Ahirete iman o sonun da sonudur. En sondur. Ya? Sonsuzluktur. Evet. Onu da o bloke ediyor. Yani iman yoksa o gözümüzün önündeki bu kadar ölümlere, vefiyatlara, kanserlere, bela ve musibetlere nasıl tahammül edilecek yani? Bildiğiniz gibi değil ya. Her gün ya mesela muhatap oluyorum. Bir haberler geliyor ki abi falanca öldü, falanca sardı. Abi ne okumam lazım? Şu oldu. Çocuğumda, kızımda, şeyimden. Abi ya migren için girdim. Abi ne oldu lan? Biraz canı lan. Ben de şaka yapıyorum. Ya kafana taş mı düştü ya? Adam gibi konuşsana. Meğer kafasında bir olay var. Abi ya biraz yavaş dedi ya kafamızda falan. Adam hakikaten başka şey düşmüş. Oysa peki bu hemen duyduğunuz zaman siz şöyle, tabii canım ona yani. Bizimle alakası yok. Belki de bizde de var. Oysa insan kanserle ölmüyor ki. Her çeşit şey var. Ölüm var mı kardeşim? Var. Kesin mi? Kesin. Ne yaparsan yap yanında kalmayacak. Bu olay size bile gösterilecek. Bana da gösterecek ahirette. Bunu göreceğiz yani. İnsan değil mi? Ölüm korkusu sizi sarmıyor mu? Bir gün beni sarmış da nasıl olduysa da. Ondan sonra soru cevap soru cevap ayağa kalktık. Saat 12 geçiyor. Ondan sonra bana dedi ki duyuyorum ha. Yani ben kafede yemiş değilim. Şizofreni de değilim. Sesi de duyuyorum. Ama odada başkası olsa duyar mıydı bilmiyorum. Ben duyuyorum. Dedi ki önümde niye korkmuyorsun dedi. Dedim ki yaşadığım şu hayattan daha kötü olmadığı için böyle inanıyor. Yani şu yaşadığım hayattan daha güzel bir hayat olduğuna ne kadar inanırsan o zaman gayet şeyle bedelle değiştirebiliyorsun. Şu yaşadığım hayat sana özel bir şey değil değil mi abi? Herkes için. Herkese ya. Benim yaşadığım hayat o kadar kaliteli bir hayat yani değil ki yani. Kaliteli yaşıyormuş gibi düşünülebilir de yani. Yani çok benim kaliteli yaşayan da fani bir hayat yaşıyor evet. Mesela benim yaşadığım hayat o kadar kaliteli bir hayat değil. Bir şey gelecek ama bağışlayın. Affınıza sığınarak söylüyorum. Mesela bir ay önce söyledim. Barbunya yap bir yiyelim diye. Barbunya ya. Belki de daha fazla oldu değil mi? 1,5 ay olmuştur abi. Ya işte istediğim, canımızın istediği bir şeyi yeme 1,5 ay sonra muvaffak oldum. Bu adam diyor ki ölümden korkmuyor. Çünkü gidecek olduğum yer bu hayattan daha güzel olduğuna inandığım için. Yani bazılar der ki ya sen kaliteler yok canım işte isteyin 1,5 ay sonra da o da. Yani anladın yani öyle şey değil. Bu ne demek biliyor musun? Dünyanız dünyanızdır. Nasıl inanıyorsanız onun içindesiniz. Zannetmeyin ki şu anda düşündükleriniz var ya düşünüyorsunuz. Şu anda psikolojiniz değişik. Herkes böyle. Hayır. Herkesin şu anda dünyası farklı olduğu gibi şu yaşadığımız dünyadakilerin de dünyaları farklı. Neyi düşünüyorsanız osunuz ve onun içindesiniz. Ama ahireti böyle düşünüyorsanız oradasınız. O bir, çünkü düşünce kendisi dünyadır, enerjidir, realitedir. Hayal, seziş falan değildir. İnanç şey değil. Zaten inanmak kendisi enerjidir. Varlıktır. Çünkü iman mahluktur. İman nurdur, kuvvettir. Yani inançsızlık da bir inançtır. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hayatın tekalifi gayet ağır hakikaten ya. Bir nefes almakta zorluk çektiğin zaman panik başlıyor. Abi, üzülemiyorum. Panik yapmış, nefes biraz şey olur. Bak, hayatın tekalifi çok ağır. Hem insaniyet onu kainatla kadar etmiş.
denizin dibindeki balıklardan, yerin altındaki madenlerden, Mars'tan Jüpiter'e kadar insan alakadar olmuş. İnsaniyet olduğu için. İnsaniyet onu kainatla alakadar etmiş. Ya bana ne canım diyemezsin. Ya kardeşim işte bacınla kardeşin bir şey olmuş. Bana ne diyemezsin. Sokakta ciyak ciyak bağıran bir kediden bana ne diyemezsin. Diyemezsin ya. Yani kedinin ciyak ciyak bağırmasına lakayt kalamayan insan, insanın kendi donanımının bağırması var ya, ebed, ebed, sonsuzluk, ölmek istemiyorum, dert istemiyorum, hastalık istemiyorum, musibet istemiyorum. Ona da lakayt kalamazsın. Yani çünkü insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firak mütemaden onun gidiyor. Halbuki insan böyle ama alakadar olduğumuz çocuklarımız var, kızlarımız işte, evlatlarımız vesaire. Yani hepsi gidiyor. Onların dertleri bizim keyfimizi bozuyor ya. Mesela düğündesiniz, horon oynuyorsunuz, tamam mı? El zirveyi söylüyorum. Çalmış önüm. Maral acayip. Bir tanesi o horon içindeyken kulağına desin, abi bir dakika, evden tarafı mı? Ya kızım düştü, anı yarıldı. Yapma ya. Aman, horona devam yapabilir misin? Bitti. Çok acayip ya. İnsan bir garip ya. Sosyalız biz. Mutluluk istiyorsan alakadar olduğun çevren de mutlu olması lazım. İnsanların mutluluğuna uğraşanlar hak ediyor mutluluğu. İnsanların imanının kurtulmasına gayret edenler hak ediyor imanlı geçmeyi. Ya hak ediyor. Çünkü her fırsatta Allah var. Peygamber petrolü alırken onu söylüyorsun. Orada alırken onu söylüyorsun. Cam fabrikasına gidince onu söylüyorsun. Allah ahiret ahiret. Senin de bir gün ecel geldiği zaman Allah ahiret derken gideceksin. Ve ondan zaten Risale-i Nur'la meşgul olanlar imansız gitmezler. Niye? Devamlı imanla meşguller de ondan. İnsanların dertleriyle derman olmaya çalışanların Allah derdini üzerine alacağını Peygamberimiz söylüyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar, baki meyveler gösteriyor. Acayip de bir şey. Baş belası da yani bu akıl, alet. Ona yüksek maksatlar gösteriyor. Yani çalıştığın İSKİ'de, işte kamyonculukta, bilmem nerede, hepiniz ayrı bir iş yapıyorsunuz. Ama akıl buna tatmin değil ki. Kim hangi işine tatmin ki? Bir tanesi dedi ki, üniversite Almanya'dan gelen, o gitti Kamil abinin oğlu. Evet. Çok acayipti. Dördüncü senesi bilgisayar tasarımlı mühendisti. Öğretmen olacaktı. Evet, bitmiş. Son birkaç yazılı kaldı. Evet. İlkokul bitirmiş. Ortaokul, lise, üniversite. Birkaç tane imtihanı kalmış. Bir iki tane. Ve bilgisayarla alakalı bir öğretmen. Ve bir iki tane imtihan kalarak ve hayatına bir ölmeden bir trafik kazası, bütün hafıza siliniyor. Yeniden öğreniyor. Şimdi diyor ki, ya diyor benim arkadaşlar diyor şu anda dedi vazife aldı bilmem ne yaptı. Ben diyor ayakta duracak halim yok diyor. Kendimi ayakta tutamıyorum. Meslek öğrenildi o da olmadı. O da olmadı. Onu da yapamadı. Olmadı. Dedim ki kayıtların içinde bulduklarına bir baksana. Bak neleri buldum. Vesaire. Şimdi akıl ona yüksek maksatlar, baki meyveler gösteriyor. Ama faniye tutunmuş. Halbuki eli kısa. Yani ne? Hücreye ne yapabiliyorsun ki? Mikroba ne yapabiliyorsun? Ömrünü durdurabiliyor musun? Eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. Dört tane. Eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısa. Eli, ömrü, iktidarı, sabrı. Kısa. Ama bunlar dört tane şeyin işte çaresi. Ne o? Bir, fıtratın gayet zayıftır. Eli kısa. Gayet acizdir. Ömrü kısa. Gayet fakirdir. İktidarı kısa. Hem tembel ve iktidarsızdır. Sabrı kısa.
Hani tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdı. Peki böyle bir insan, işte bu vaziyette bir ruh, yani insan, yani kim ne derse de Allah vardır, yoktur diyenler var, bilmiyorum ya kardeşim, önemli olan bu insan niteliğini tahlil ettir. Şimdi Allah var yoktur davasını yapmıyoruz, yani konuşmuyoruz. Böyle bir şey var mı sende, yani konuşulan? Yani sen şimdi gayet zayıfsın, Allah vardır yoktur fikirdir. Ama ben fikirden bahsetmiyoruz ki, insan gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir ve mutesir eder, mütelim eder. Bu doğru mu yanlış mı? Buna inanmak inanmamak değil ki bu. Bu realitedir. Çok bir tuhaf bir şey var bu mantık. Bak, Allah vardır yoktur. Ahiret vardır yoktur. Kadere inandım inanmadım. Namaz kıldım kılmadım. Oruç tuttum tutmadım. Zekat verdim. O değil yani bu. Yaparsa yapmasın başka bir şey. O iki yönü de açık. Bunun iki yönü yok. İnsan bir tanesi çıksın desin ki hayır bu söylenilenin zıttı var bende. Bak fıtraten gayet zayıftır yaratılış. Niye zayıftır? Her şey ona ilişir. Onu mütesir eder. Müteellim eder. Yani inançla alakası yok. Bu realite bu. Mesela gayet acizdir değil miyiz? İnançla ne alakası var bunun? İnanmakla inanmamak. Değişik bir mantık oldu ha şimdi. Bak gayet acizdir. Halbuki belaları, düşmanları pek çoktur. Yok mu? Yerdeki mikroptan, değil mi? Gökteki yıldızlara kadar. Acayip bir şey ya. Ya bir bisikletim vardı benim. Postaneye gittim, postaneye yatana kadar. Ya kaç defa sıradakileri söylüyorum. Ha buradayım ha, bisikletimi çalıyorum. O da zincirle bağlamışım. Ya rahatsız oldum ya. Ulan dedim, arabası olanlara Allah yardım etsin ya. Dışarıda arabası olanlara Allah yardım etsin ya. Bir bisiklet için 4 defa çıktım ya postaya. Kuyruktan ya. Ulan ha çalın da çalın. O zincir de var ha. Ya bu kadar böyle acayip bir düşman. En az böyle bir düşman yok da. Yani düşünce bile üretiyor ya. En büyük bela, en büyük ihanet benim aklım bana yapıyor. Ben ne olacak ki? Bütün belaları o getiriyor başıma. Bütün o pislikleri o hatırlatıyor. Ne güzeldi mi havam iyiydi bir düşünce aa bir şey aklıma geldi haydi havam gitti yani. Tam yüzüyordum 5-6 sene önce bir ölüm hadisesi tak önüme getirdi vücudum kilitlenmeye başladı. Lan ne işin var şimdi neyi getiriyorsun sen kimin adına çalışıyorsun kardeşim ya. Sen benim aklım değil misin ya ben seni taşımıyor muyum ne alemde çalışıyorsun. Olumsuzlukları getiren ben miyim sana? O olumsuz düşünceleri kim getiriyor? Ben İsmail. O getiriyor. Benim aklım bana ihanet ediyor ya. Aklınızı kontrol edeceksiniz ilimle, sohbetlerle. Böyle başka neyle yapacaksın? Yani şu anda konuştuğumuz mevzu inançla alakası yok. Beni alakadar etmiyor bu sohbet diyemezsin. Çünkü sen böylesin, ben de böyleyim. Aciziz, fakiriz, ihtiyacımız çok. Öleceğiz. Diyoruz ki öleceksin. Benimle ne alakası var? Ben inanmıyorum. İnançlar inan isterim ama öleceksin ya. Ölmeyin de inanacak, şey ölecek ya. Dedim bir tane söyle dedi. Hocam dedi ben ahirete inanmıyorum. Doğru olabilir ama maalesef dedim sana göre. İnanmadığın yere gidiyorsun. O kesin ya. Şey dediği gibi. Hocam dedi ben Allah'a inanmıyorum. Hakikaten mi dedim. Tabii ya inanmıyorum. İnanmıyorum ben dedi. Ama böyle. Kime inanmıyorsun dedim. Allah. Bir kere inkar bile inanmaya ihtiyacı var. Allah inkar edebilmen için ilk önce kabul ediyorsun. Kimi inkar ediyorsun? Allah'ı. Allah'ı ben kabul etmiyorum. Kimi kabul ediyorsun? Allah. Ha demek var ilk önce Allah diyorsun sonra yoktur diyorsun. Yok diyebilmen için ilk önce kabul ediyorsun. İnkar bile iman etme ihtiyacı var. İlk önce onaylıyorsun sonra onu reddediyorsun. Onaylanmayan bir şey reddedilemez. Ben seni kabul etmiyorum kardeşim. Kimi? Beni. Ha tamam. Ben varım demek ki. Ha beni kabul etmiyorsam tamam. Ama beni kabul etmemem beni ortadan kaldırmıyor. Bak seninle muhatap değilim kardeşim. Kimle muhatap? Seninle. Ha benimle. Ha. Demek ben varım. Ama sen hiçsin demiyorsun ki. Hem de zaten desin bile sen hiçsin. Günün kere demem ki sen hiçsin. Allah yok. Kim yok? Allah. Ha demek Allah varmış yani. O yok, o varı yok etmeye çalışıyorsun. İnkar bile, yani İslamiyet'in menfi meselesi bile müsbet hakikatın ucudur.
İşte gelelim, niye bunu söyledim? İşte bu vaziyette bir ruh. Yani inançla alakası olmayan şöyle bir tanımlama bir insan var. Böyle bir portresi var. İnsan acizdir, zayıftır, belaları çoktur, ihtiyaçları şeydir. Bir çiçeği istediği gibi bahar istiyor, bahar istediği gibi cennet istiyor. Rahat etmek istiyor, ihtiyar olmak istemiyor. Abi ben böyle şeylere inanmıyorum. Lan istenen olmam, böylesin yani. Ha, işte bu vaziyette bir ruh, fecir zamanında bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcelal'in dergahına niyaz ile, namaz ile müracaat edip arzual etmek. Tevfik ve medet istemek. Ne kadar ezem ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için, ona tahammül için ne kadar lüzumlu bir nokta istinadı olduğunu bedat anlaşılır. Şimdi bunları kim çözüyor? Ona geçiyor. Sorumuz oydu. Yani ondan... Böyle bir insan ne yapacak? Tedavi. Yani ne yap? Ne? Kime güveneceğiz? Ne yani? Her kafadan bir ses çıkıyor. Her kafadan ses çıkıyor kardeş. Anne babamız bir şey diyor, çevremiz bir şey diyor, yaşadığımız olaylar bir şey diyor. İnandığımız şeyler bir şey diyor. İnandıklarımıza bak çare değil. Kafamıza koyduklarımız başa bela olmuş. Ne biliyorsak tak tak önümüze çıkıyor. Ne güzel rahattım ya bilmezken. Bir bakın bakalım sığırın, çocuğun, delinin psikolojisi bozuk. Hiç duydunuz mu? Ah ulan ah, baksın şu dünya deyip de intihar eden sığır var. Deli var mı? Çocuk var mı? Ne demek istiyorum? Akılları olmadığı için rahat. Ha, demek ki bizim rahatsızlığımızı bozan akıldır ya. Abi ne yapalım? Sığır mı olalım? Yok. Onu bloke et. Akıl bir cihazdır demek istiyorum. Araba gibidir. Arabanın önüne, direksiyona usta şoför olsun ki rahat edersin. O direksiyonu tutan ilimdir. İlimle aklımızı idare edeceğiz. Eğer ilimle aklın arkasına, direksiyonun önüne geçmesen akıl seni uçuruma götürüyor. İntihar şekillerini akıl yapmıyor mu? Nasıl asılacağını adam hesap etmiyor mu? İpi yazsın, bilmem ne yapayım, gazlaşayım, şunu içeyim, böyle yapayım, herkes gittikten sonra açayım, şuradan atlarsam. Bunlar hep akıl, hesap değil mi ya? Bunlar kim yapıyor? Ben mi yapıyorum? Ben mi öğrettim sana? İşte o yapıyor. Huzuru da o. Akıl bir alet gibidir, gözlük gibidir, kalem gibidir. Kur'an'ı da yazarsın, küfrü de yazarsın. Şimdi çare ne? Diyor ki, böyle acayip. Değil mi abla? Böyle acayip değil mi? Böyle bir insan şey çizdik. Acayip. Ve muamma alut şu kainat ve insan perde-i zahiresi altında elbette ve elbette böyle acayip bizi bekliyor. Yani bu olayların arkasında çok acayip bir şeyler tıntın ediyor fıtratımızda ama yani bir şeyler hissediyoruz. Bir şey olması lazım. Bunlar var bizde ama bunun arkası böyle olmaması lazım. Yani çünkü niye böyle nazinenane beslendi insan? Bakın öyle duta bakın ha. İncire bakın nasıl besliyor, neyle besliyor? Yani böyle bir insan, böyle nasıl olur ya? En zelil ya. En zelil bir hale düşmüş. O zaman bu perdenin arkasında başka bir şey var ya. Bu olayın arkasında başka bir şey olması lazım. Gözüktüğü gibi olmaması lazım. Benim aklıma bir şey geliyor. Mesela? Ahiret var. Yani buzda yaşayan da öyle demiş kurt. Ama kör olası cehalet şöyle olmuş. Anne karnında ikizler konuşuyormuş da ben duydum. Bir tanesi Ahmet, bir tanesi Mehmet. Ahmet Mehmet'e diyor ki, Mehmet, anne değilmişiz biz, biliyor musun? Ne annesi lan? Vallahi bilmiyoruz ama anne saçı böyle, yani psikolojisi böyle, ruhu böyle, tipi böyle, bizi çok seviyormuş. Bizi bekleyecek, emzirecek, öpecek bizi. Lan ne diyorsun sen ya? Ne annesi ya? Nasıl bir şey yani? Vallahi şu anda olduğumuz yer anne değilmişiz. Annenin ruhunu, psikolojisini, nesebini, cinsiyetini, efendim düşüncelerini, meyillerini, arzularını, hislerini, şefkatini, kilosunu, hacmini, kütlesini, çocuk annede olduğu halde anneyi bilebilir mi böyle?
Biz de Allah'ın esmasında böyleyiz. Ahirete göre biz de böyleyiz. Ahiret anne gibidir. Dünya onun için anne karnındaki bir torba gibi, o torbanın içinde gibiyiz. Ki Peygamberimizin hadisi var. İnsan doğduğu zaman annesine tekrar aynı yolla geri gitmek istemediği gibi, oraya yaşamak istemediği gibi, vefat ettikten sonra, ahireti gördükten sonra dünyaya gelmek istemez der. Peki biz niye endişe ediyoruz? Görmedik de ondan. O çocuk gelmek ister mi anne karnında? Olan ekmek geldin, su geldin ya, gel burada ya. Ama manzaradan mahrumsun. Ne manzarası? Var gözün var ya, gözünün farkında değil ki çocuk. Anne karnındaki çocuğun gözünü anlatabilir misin? Gözün var biliyor musun? Ona lazım bir tane manzara. Kulağın var, iyi bir türkü ve şarkı ve tulum olması lazım. Ben çektim. Kur'an olacak. İlahi var. Güzel sesler de var. Anlatabilir misin? Ne sesi? Ya kulağın var ya. Aynen toparlıyorum. Anne karnındaki çocuğa anneyi anlatamazsın. Anlatamadığın gibi aynı anne ahirettir. İçinde bulunan o torba dünyadır. Torbanın içinde olan biziz. Torbada da 4 tane sıvı var. 4 tane de karanlık. Kabirde de tam 4 tane inkılap var diyor. Aynı şey. Yani yaratılışın küçük modelidir. Yani insanlık hayatı. Kabir ve dünya hayatı, ahiret hayatı. Aynı anne karnındaki gibi. Her şey bütünlük en küçükte de var. Koca bir ağaç çekirdekte. Timsal müsagarı. Evet. Yani her şey misali, timsal müsagarı. Misal müsagarı veya. Yani aynı kanun ya. Çekirdek ağaç. Dünya ahiret. Çocuk anne. Dünya ahiret. Her şey ya. Her şey aynı şeyin farklı versiyonda izahları. Şimdi anne karnında ben girdim hakikaten anneyi nasıl hesaplayacağım lan? Anne varmış lan yukarıdaymış. Neresi yukarı ya? Anne karnı o torbaya göre neresi yukarısı aşağısı? Ne neredeydi bilmez ki anlatamazsın. Ondan sonra der ki gidip de gelemem hala. Bir de çocuk dedi ki Ahmet Mehmet'e. Ya bir de annenin dışında şeyler var ha ne var? Güneş var, balıklar var, denizler var, çiçekler var, kelebekler var. Uçup geçiyorsun. Kavunlar var, karpuzlar var. Biz burada suyla tutuyorsun. Ne kavunu? Ya bildiğin gibi değil. Nasıl anlatacaksın? Ya gidip de gelen var ya ne kavunu? Kavun varmış, karpuz varmış. Nasıl anlatacaksın karpuz? Hele el inciri nasıl anlatacaksın? Her şeyi anlattın da inciri nasıl anlatacaksın? Ne demektir bu? Abdullah. Anlıyoruz. Anlıyorsun değil mi? Allah Allah. Bu ne acayip. Muamma Alut. Muamma. Ha şimdi ben muammayım ya. En gizemli şey ben banayım. Ben kendimi bilmiyorum ki. Yiyorum, içiyorum, ürüyorum o kadar. Bilmiyorum başka. Şu kainatın perde-i zahirisi altında elbette ve elbette böyle acayip acayip bizi bekliyor. Bunlar var ya isteklerin, belaların, dertlerin hepsi açığa çıkacak. Bu bunun içindi, bu da bunun içindi. Bu bunun için verilmişti, buraya taşınasın diye. Bu seni buraya götürecekti, bu seni buraya düşündürecekti. Bu hastalık var ya seni şu siyata taşımak içindi. Bu kötü düşünceler senin bunu bulman içindi. Demirecek hep. Acayip. Ezan diyor ki haydin selah, haydin felaha diyor, çağırıyor. Evet. Evet, evet. Bu sizin şunun içindi diyecek o da. Böyle acayip haber verecek, yani böyle bir olay var, bunu bize haber verecek, böyle harika ve fevkalade mucizduma bir zat lazım. Yani bu olayı çözecek bir zat olması lazım. Bu olayı çözecek birisi lazım. Hastaneye gidiyorsun ve arabanın arızası olduğu zaman neyle çözüyorsun da değil mi? Usta arıyorsun. Usta da yetmiyor. Parçacı da lazım. Değil mi arkadaşlar? Derdimizi nasıl çözüyoruz? Arabanın derdini nasıl çözüyorsun? Tırnağın ağrıdığı zaman, böbreğin ağrıdığı zaman ne yapıyorsun? Ah sancı girdi gece yarısı. He?
araban yoksa araba buluyorsun. Çözeceksin. Arkadaş bunlar bizde var mı? Var. Bunu çözecek birisini bulmamız lazım. Böyle bir zat lazımdır. Ne, nasıl bir zat? Beni tanımlayacak. Beni izah edecek. Sonra bendeki o hakikatle aslı bu perdenin arkasında, filmin arkasındaki, suretin arkasındaki alemleri bana tanımlayacak. Bak bu bunun içindi. Bu da bunun içindi. Bu düşünceler buraya taşımak için. Bu istekler bunu görmen için. Böyle tanımlayacak birisi lazım. Hem bu zatın gidişatında görünüyor ki nasıl bir zat olması lazım? Gidişatına baktık. O görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor. O kadar emin ki. O kadar emin ki konuşmasında nasıl görüyor veya görmüş de konuşuyor. Nereden bileceğiz? Çünkü konuşmasında tereddüt yok. Bana geliyor ki, zannediyorum ki, herhalde ki, peygamber böyle demiyor. Bu böyledir, bu da böyledir diyor. Böyle kesin konuşabilmesi için, mesela siz şimdi Kanalca köyde şu anda yok abi, şu anda kavga yoktur diyebilir misiniz? Diyemez. Diyemezsin ki, tahmin. Galiba olmaz canım. Hani atarsın. Ama böyle demiyor ki, bu budur, bu da budur. Kabir budur, insan budur. Şuradan gelmiştir, bunun için gelmiştir, buraya gelmiş. Buradan da bunun için gidecektir. Nasıl diyeceksin? Kabir ve sonrasını kimya ile çözemezsiniz ki. Fizikle de çözemezsiniz. Gençler. Hem bu zatın gidişatında görünüyor ki o görmüş ve görüyor, gördüğünü söylüyor. Hem bizi nimetleriyle pervede eden şu semavat varzın ilahı bizde ne istiyor, marziyatı nedir? Pek sağlam olarak bize ders veriyor. Bir de insan merak etmiyor, nereden geldik ya? Ataköy'e birisi gelse, bir memur gelse, hakikaten kim bu adam ya? Nereden geldi? Ya şimdi memur değil ya, komşu gelse, daire tutsa. Küçük yer ya, hani küçük büyük yer olsa biraz kaybolur da. Hemen ilgi, ya kimmiş memur bu? Ya galiba memur, nerede çalışıyor, öğretmen midir, maliyeci mi, polis midir? Değil mi? Hemen insan merak ediyor. İnsan da öyle bu dünyaya gelmiş. O zaman kim göndermiş? Diyor ki bak, hem bizi nimetleriyle pervededen bir semat ve arzın haliki varmış. Yani dutları, incirleri, karpuzları, kavunları, meyveleri ve anneyi, babayı, gıdaları, gözümüzü, kulağımızı veren birisi varmış. O söylüyor. Peki o demese Allah'ın olduğunu nereden bilecektik? Abi bizim orada bir mağara var. Bizim memlekette bir mağara var. Tek bir madde var içinde, taş. Tek bir madde. Şimdi içeri giriyorsun, her yer taş. Fakat birisi çıkıyor, orasını sana anlatıyor. Taş ha? Taş. Sadece tek bir madde üzerinde olan şeyleri anlatıyor. İşte diyor, bu taşın diyor bir küp şeker kadar olması için diyor 175 yıl lazım diyor. Damlaya damlaya oluyor ya, o sudaki kireç birike birike, bir küp şeker kadar kireç birikebilmesi için 175 yıl lazım. Ondan sonra bu taş diyor şöyle oluşmuş diyor. Bilmem kaç milyon sene diyor. Mağaranın içi suyla doluymuş diyor. Bunu nereden anlıyoruz diyor. Elindeki fener tutuyor. Bak diyor, burada böyle bir iz var diyor. Burada diyor bu su 125 yıl durmuş diyor. 500 yıl böyle olmuş diyor. Ondan sonra o mağara, o taş sadece bak bir taş. Oradaki olan olayları, sanatları, harikalıkları anlatınca orası bir anda çok farklı bir değere bürünür. Oysa bir mağara gibi yani, bir şey. Ama şu koskoca kainat, Cenab-ı Hak yani müthiş bir icraat yapmış kainatta. Ben nereden bilecektim ya? Biri çıksa anlatsa ne kadar memnun oldu insan ya. Gelmişsin, hiçbir şey bilmiyorsun buraya. Hiçbir şey bilmiyorsun. Biri çıkıyor diyor ki, ben burayı yapan zatın yanından geliyorum. Bana her şeyi tek tek ayrıntı anlattı. İster misin sana anlatayım? Kim reddeder abi bunu ya? Şey, hangi aklı başında adam der ki yok anlatma istemiyorum. Çanakkale'ye bir gittik ilk önce. Longur longur gittik. Hiçbir şey anlamadık. Gitti geldi. Hiçbir... Bir de Mustafa Rahmetli ile gittik. Anlattı bizi ya. Aynı yer değil mi? Orayı anlattı bize. Şurada şu oldu, şöyleydi. Öyle bir takdim etti ki anladık ya. Anladık o Fethi Bey'in orasını.
Anladık yani. Hakan bir mağara ya. Tarif edici birisi lazım. Ulan sen mağara kadar değerli değil misin ya? Senin bir sürü mağaraların var ya. Nereden gelmiş neler? Kim uymuş oraları? Kim takmış? Niye be cihazım takılmış ya? Bu nasıl bir cihaz ya? Akıl hem başa bela hem beni beladan kurtarıyor. Hem beladan kurtarıyor hem belayı sarıyor. Bak bugünkü o düşün şu andaki veya o garip garip düşüncelerim var ya, kim getiriyor? Aynı zamanda ondan da kurtulmanı sürüyor. Yani bir mağarayı tarif eden ve tanımlayan birisi var ve manasızlıktan çıkıyor. Vay be hakikaten ya, kireç varmış. Ve manalaşıyor değil mi mağara? Çok çok değişiyor. Şimdi insan nedir? Bir tarif olması lazım ya bir mağara kadar. Kainat nedir? Bunu yapan, bu şeyin orkestra şefi idare eden senden ne istiyor? Niye seni bu elemlerle, bu acziyetle, bu kadar belalarla bu dünyaya göndermiş? Yani haşa, sümme haşa, ne istiyor senden? Bir göreceksin. Arzın ilahı bizden ne istiyor? Marziyatı nedir? Pek sağlam olarak bize ders veriyor. Birisi lazım, tarifçi lazım. Ya peygamber ihtiyacı yani bir manada bu konuda ne kadar ihtiyaç yani şimdi. En azından bir mağara kadar merak haber şu dünya. Hem bunlar gibi daha pek çok merak haber lüzumlu hakiki ders veren bu zata karşı her şeyi bırakıp ona koşmak, onu dinlemek lazım gelirken. Ekser insanlara ne olmuş ki sağır olup kör olmuşlar? Belki divane olmuşlar ki bu hakkı görmüyorlar, bu hakikati işitmiyorlar, anlamıyorlar. İnsanın en büyük meselesi bu. İnsan en çok tahrik eden meraktır. En çok insanı rahatsız eden, aktif eden, hareketlendiren meraktır. Ama insanın en çok merak ettiği tarih boyu biliyor musunuz? İnsan en çok kendisini merak etmiş. İnsan kendisini merak etmiş. En çok. Hakikaten ben kimim? Kim merak ediyor? Ben. Böyle bir cihazı düşündünüz mü? Kendisini merak ediyor. Kendisini kaybetmiş. Kendisini başka bir yerde arıyor. Allah Allah. Böyle bir şey. Yani peki insanlara ne olmuş ki? Sağır olmuş, kör olmuşlar. Belki divane olmuşlar ki. Bu hakikati görmüyorlar, duymuyorlar, anlamıyorlar. Nasıl insan bu kadar digane kalabiliyor yani? Bana ne canım? Dindarların işidir din. Ya kabir de onların işidir değil mi? Kabir senin işin değil ya. Merak etmiştim de, bu üçüncü derste söyleyişim farklı yerde. Yani bazı insanlar dine ve Allah'a niçin ihtiyaç duymazlar diye merak ettim yani. Çünkü hep sizin gibi mübarek insanların yanında konuşmuyorum ben. Ateistlere de gidiyorum. Onların felsefecilerin de o konferansa gidiyorum. Beni de konuşturuyorlar, onlar da konuşuyor vesaire. Orada edindiğim şey yani merak etmiştim. Kadıköy Belediyesi'nin tertip etmiş olduğu Göztepe Belediye Kampüsü'nde ki yeri söylüyorum, adresi söylüyorum. Ondan sonra insanla alakalı bir konferans vardı. Herhalde da dinle ve dindarlarla dalga geçmek için de herhalde 4 kişinin yanında beni de çağırdılar. Oraya gitmiştim. Baktım böyle dinliyorum. 3. konuşmaydım. Ondan sonra ortalık altı sol. İnsan şöyledir, böyledir falan şey yaptılar. O konuşuyor, bu konuşuyor. Var ya o mikrofonu söküp aldığım işte meşhur. Çıktım. Neyse hulasa. Herkes bir şey tuttu ama böyle bir şey duymamış. Yani insan nedir, nasıl bir şeydir? Ben kimim diye. Dedim bak bu gömleğe sahip çıkan adam bir tanesi işte. O biraz da korktu. Bak bu gömle benim gömleğim diyor. Ben değil bu. Sahip çıkılan, bak adam bak ne yaptı. Bu bir de sahip çıkan. Bu benim diyen arkada. Benim gömleğim diyen arkada değil mi? Gir içeri benim atletim diyen arkada. Benim hayatım diyen arkada. Benim aklım anlamıyor bunu. Ben diyen akıl değil. Görüyor musunuz bakın? Gömlek gibi. Benim gömleğim. Benim atletim. Ben diyen arkada. Benim hayatım. Ben diyen arkada.
Benim aklım, ben diyen arkada. Benim ruhum, ben diyen arkada. O zaman arkaya geçtik. Ruhun bile arkasına geçti. Daha onlar şey, hayattan konuşuyorlar. İnsan niye böyle bir hayatı var? İnsan kim deyince hep felsefede hayatla. Biz daha geçtik. Benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, ben diyen kim? Yani ekranda gözüküyor benim. 10 dakika, 15 dakika, 15 dakika en fazla konuşma hakkım var benim. Ekranımda gözüktü. 27. sıra mı neydi böyle? 27. sıra benden şey istiyor, söz hakkı istiyor. Soru sormak istiyor. İster ver, ister vermem. Şeyden sonra yapabilirim. Onayladım. Sesi geliyor, herkes duyuyor. Kendisi gözükmüyor. Böyle şimdi hafif karanlık, loş gibi bir şey var. Işık var. O zaman ben kimim dedi ya adam. Yani benim gönlüm, benim aklım, benim ruhum, o ben diyen, bunlar sıradan adamlar değil ha. Kimisi Boğaziçi Üniversitesi'nde doçent, kimisi bilmem ne hastanesinde başhekim, kimisi mason, kimisi yani orada pek müsbet adam yok. Hep zındıklar vesaire, hepsi dolu ya. O zaman dedi ki, ben kimim dedi. Bastım. Kim dedim bunu soruyor, elini kaldırsın salonda ya. Kaldırdı. Bir dakika. Konuşma var ya, mikrofonu söktü. Söyler. İndim. Editör de tabii şey, lambayı tutuyor bana, salondan iniyor. Adam da korkmuştu. Ulan mikrofonu da alın. Benim üstüme geliyor yani. Hakikaten korktu da. Herkes de merak ediyor. Adam iyi ki bir şey sordu lan. Ne yapacaksın sen onu? Adam acayip soruyor. Baktım. O zaman biz kimiz? O zaman ben kimim dedi. Kim soruyor dedim. Ben söktüm. Paldır paldır gittim. Dedim ki ona, 50 seneden beri ben de onu arıyorum dedim. Orada diyemez miydim? Olmazdı. Orada diyecektim aynı şeyi. Ben de 50 seneden beri onu arıyorum. Çünkü sorun cevap verdim. Ondan sonra her konuşmanın arasında çalan bir adam vardı, uzun zayıf, böyle iskeleton imparatoru gibi, böyle saçlar uzun, tam o saftaydı, çalanlar da var tabii, böyle şey var orada. Kalktı, tam gidiyorum ya, geri kürsüme çıkıyorum, ondan sonra o bir sarıldı, niye yaptı da bilmiyorum, bir anda şey de yaptı ki onu, 5 dakika kafadan da uzatma verdiler, yani çıktı vesaire. Hakikaten ben de onu arıyorum 50 seneden beri. Ben kimim? Niçin buradayım? Ne yapacağım? Burası neresi? Oradan çıkarttım. Ben buraya niye geldim? İnsan Allah'a ve dinine ne ihtiyaç duymaz? Orada da söyledim. Durdu böyle. Çünkü kendisini merak etmediği için. Kendisiyle alakası yok. Evet. Ha? Kendisiyle alakası yok. Kendisinin kendisiyle alakası yok. Hep başka. Niçin dine ve Allah'a ihtiyaç duymaz? Çünkü kendisinden kaçıyor. Kendisini tanımak istemiyor. Kendisini yaşamak istemiyor. Ne derlerdi yaşıyor. Hep hariçte yaşamak istiyor. Barışmak istemiyor. Tanışmak istemiyor. Hep kendisinden kaçıyor. Yüzleşmek istemiyor. Fıtratını dinlemek istemiyor. Ne istediğine kulaklarını kapıyor. Fıtratına zıt yaşamak istiyor. Oysa fıtratını istemiyor. Ona delil sıkılmasıdır. Aynı böyle tanımlıyorum ben de orada. İnsan en çok kaçtığı şey, en çok merak ettiği kendisidir. Kendisinden kaçıyor. Ben kendisinden kaçan bir mahluk görmedim hiç bu kadar. Bu kadar insanın kendisini yalanlar mı? Fıtratına zıt yaşar mı? Fıtratına en zıt yaşayan da budur. Bu kadar insan kendisinden kaçar mı? Dinlemek istemiyor. Onun hakkında bir şey söylüyorsun. Bak mesela adama bak diyorum ben, siz söyleyin bana. Petrol dolduruyorum, tamam mı, adam mazot dolduruyor. Ya iki kelime edeyim dedim ya. Nasıl diyeceğim ya, doldurup gideceğim daha adama. Ama bu arada bir şey göndermem lazım. Dedim ki sen elini kaça aldın dedim ya, hiç düşündün mü dedim. Pompaş yaptı ya. Ya ne demek dedi elini kaça aldın. Bu sefer eline bakıyor, bana bakıyor. İlk defa görüyor elini, tamam mı? Peki ne dedi biliyor musunuz? Bu soruda ne var ki? Sen hoca mısın? Hoca ile ne alakası var bunun? Hoca ile ne alakası var İsmail değil mi?
pompayı dolduran adama diyorum ki kolunu kaça aldın hiç düşündün mü dedim. Şu kolunu bir el koluna baktı bir bana baktı. Sen hoca mısın? Ya ben sana şeyi sordum ya. Mazotu kaça satıyorsunuz gibi ya. Bu kolunu nereden aldın dedim ya. Kaça aldın? Ama ilk defa görüyor gibi. Bir şaşkınlık vardı ki utandı hemen kafayı çevirdi. İlk defa görüyor. Böyle kol. Böyle umur bir baktı. Sen hoca mısın? Yani bu kadar insan kendisine kaçar mı ya? Kendisine bu kadar bigane ve cahil olur mu? Bu kadar fıtratına rağmen nasıl yaşar? Bu kadar nasıl tıkıyor yani içerideki sesleri? Ya insanı en ziyade tahrik eden meraktır. Hatta eğer sana denilse yarı ömrünü yarı malını versen kamerden aydan müşteriden Jüpiter'den biri gelir. Aydan ve Jüpiter'den ne var ne yok ahvalini oradaki durumları sana haber verecek. Hem doğru olarak senin istikbalini ve başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek. Şimdi iyi. Adam şey la alemu gaybe illallah gaybe Allah'tan başka kimse bilmez. Cinlere bilmem şeyle ufurukçuyla cıklığına böyle uyduruk adamlara gidiyor. Benim şey anlayacağım. Yıldızdan benim aç. Niçin yapıyor bunu? Merak işte. Kendisi merak ediyor. Oysa dinde çok tehlikeli bir hüküm verildiği aldı. Geleceği haber vermeye. Ancak Allah'ındır. Geleceğin nedir diye sorgulayan imanı gidiyor. Bu kadar tehdit olduğu halde niye hüküm getirmiş? Çünkü insanın en çok merak ettiği şey merakıdır. Merak hedefini benim ne olacak? Orası ne olacak? 10 sene sonra ne olacak? Ya ben kimim onu merak etsene ya. O zaman da çözülecek. Şimdi deseler ki Jüpiter'de ne var? Ay'da ne var? Ya ömürler gitmiş. Kaç tane insan patlamış yani? Torpidoda yani. Ne kadar milyarlar gitmiş öyle değil mi? Ay'da ne var? E bende ne var niye merak etmiyorsun? Ya nasıl girecek o ay? E ben kabre nasıl gireceğim onu niye merak etmiyorsun? En büyük şey. Deseler ki sana kabir ve sonrasını sana ölmeden haber verecekler sana. Tamam mı? Bakayım kaç para biçeceksiniz kendinize. Bakayım değerin ne kadar. Senin sana karşı değeri ne kadar bakayım. Sen kabirden sonra bak daha ölmedin. Tedbir alabilirsin. Kabir ve sonrası hayatın ya bir baksana benim kabir ve sonrası hayatımda ne var? Böyle bir adam çıksa dese bize ne kadar verirdiniz? Ama doğru kesin. Ona göre adım atacaksın. Ulan sen var ya şu namazdan şuraya şu takılacaksın da onun için böyle kenarından böyle biçilecek şöyle olacak yani kebap olacak falan. Ama hemen bunu düzeltelim de. Yani şu tarafın iyi. Ha kabiliyetini geliştirirsin. Bu da çok iyi. Daha artır. Bu tarafın yanlış. Düzeltirim değil mi? Yani benim başıma kabirden sonra gelecek haberleri kesin olarak birisi dese ölmeden ne verirdiniz? İsmail ne verirdin? Ne mesela ne hatırına geliyor? Ne verirdin? Hiçbir şey. Sen ne verirdin? Hiçbir şey. Görecek kadar bir şey olsun da gerisini hepsini verirdin. Hep bak. Sen ne verirdin? Hatırıma gelmiyor. Doğru. Niye gelmiyor biliyor musun? Çünkü buna verilecek bir şey olamaz. O kadar değerli ki bir şey karşılığı değildir. Peygamber bunu yapıyor işte. Yok ki karşılığı. Allah var, ahiret var. Bak ahiret var. Ahiretin değeri ne kadar ki? Aferin lan bana oyuncağızın, al sana bu kadar şey. Yok ki karşılığı. İmanınızı kaça satardınız? Nereye satarsınız mesela imanı? Var mı karşılığı? Yani sana deseler ki doğru olarak senin istikbalinden başına ne geleceğini 50 sene sonra doğru olarak haber verecek birisi çıksa, merakın varsa vereceksin değil mi? Halbuki şu zat öyle bir sultandan ahbarını söylüyor ki halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam senin istikbalinden değil, kabir ve sonrası değil, bütün her şeyin sahibi olan Allah'tan haber veriyor. Yani Allah deyince alıştıktan yani diye duya ezanlar bize sırada şey geliyor. Oysa peygamberler bunları demeseydik, ilk defa duysaydık Allah varmış. Ne? Sen kimsin? Hazreti Muhammed'im diyor Aleyhisselatü Vesselam. Allah varmış. Ne demek Allah var? İlk duysan ne yapardın? Ona haber verse, o haber Allah
Allah kadar değerli olmaz mıydı bizim için? Memleketinde kamer, ay, memleketinde ay bir sinek gibidir diyor. Merak ediyorsunuz ay şunu. He? Lan sinek gibidir, onun o kadar büyük memleketi var ki. Allah Allah. Bir pervane etrafında döner. O dünya olan arz, o pervane ise bir lamba etrafında pervaz eder güneşin. Ve o güneş olan lamba ise o sultanın binler yerlerinden, mezinlerinden, bir misafirhanesinde binler misbahlar, lambalar içinde bir lambasıdır. Yani şu ay, bir milyon, şey güneş 1.400.000 defa büyük. Ya yapma ya. Dünyadan 1.400.000 defa. Vay be. Sahnede şöyle böyle. Peki o da hiçbir şey değil. Nasıl biz onun etrafında dönüyoruz? O da bir şeyin etrafında dönüyor. O da bir şeyin etrafında. Allah Allah. Bunlar hep kimin? Onun. Seni o getirmiş. Sahibin de o senin. Senin hiçbir şey yok senin. Hangi organınızı kim satın aldınız? Bu karaciğer, kim aldı ki bu karaciğerini? Kim hangi organını ilmiyle parasıyla aldı? Sen satın aldığın bir organı var mı? Yok. Gözünü kim satın aldı? Parmağını kim satın aldı? Hiçbir organı. Hep onunmuş yani. Hep onun. Son bitiriyorum. Hem öyle acayip bir alemden hakiki olarak bahsediyor ki acayip bir şey ha. Ya ey insanlar diyor. Buyur ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Öyle bir aleme geçiyorsunuz ki kabir denilen şeyle o fıtratımızı bizi harita gibi açıyor. Bak burası burası içindir. Burası bunu gösteriyor. Bu buraya taşıyor. Bu bunu hissettiriyor. İçerimizdeki donanımların karşılıklarını gösteriyor. Böyle bahsediyor ve öyle bir inkılaptan haber veriyor ki inkılapmış. Ölüm inkılap. Gençler çok olduğu için yapalım. Bir tabak getir bana. Ondan sonra dersi bitiriyorum İsmail. Tabak getir. Bir tane kağıt getir. Tabak. Bir de çakmak veya kirbit getir. Ondan sonra dersi kesiyorum. Bak inkılap deyince inkılap bu. Öyle bir inkılaptan haber veriyor ki. Çünkü yeni gelen gençler çok. Bir görün bakalım. Ölüm neymiş? İnsan neymiş? Ahiret neymiş? Allah'ın esması neymiş? Göreceksiniz onu. Veriyor ki binler küre-i arz, dünya kadar. Yani Allah'ın öyle memleketleri var ki dünyayı merak ediyorsunuz. Yerin altını merak ediyorsunuz. Gezegeni. Ya bunlar hiçbir şey değil diyor ya. Sinek gibi. Dünyamızdan bomba patlatsalar o kadar büyük yerler var ki o kadar acayip olmaz. Bak onun lisanında İzâ şemsi küret İzâ semâ'un fatarat El-Kariya gibi süreleri işit. Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki şu dünyevi istikbal ona nispeten bir katre serap hükmündedir. Yani gelecek insan merak ediyor ya kendisini. Yani o kadar ver abisi. Kağıt yok mu? Peçete değil de kağıt olmaz. Bir bak bakalım ufak kağıt. Yani insan istikbalini tamam olsun bir tanesini ver. Tamam. Boş mudur o? Tamam eskiyse tamam. İnsan istikbalini merak ediyor. Esas istikbal o. Bunu yapacağım ve dersi keseceğim. Hem öyle bir saadetten pek ciddi olarak haber veriyor ki insan ya saadetini temin etti ya geleceğini garanti altına al. Öyle bir saadetten bahsediyor ki bütün dünyevi saadetler ona nispeten bir belki zailin yani şimşek var ya vurdu kaybolması gibi bir daimi güneşe nispeti gibidir. Şimdi bak, şunu yapıyorum, ondan sonra kesiyorum. Sevgili arkadaşlar, gençler, asetim. Şimdi ömründe kağıdın yandığını görmesek, kağıdın yandığını görmesek. Şimdi anlatıyorum size ama hiç kağıdın yandığını görmedik. Bak arkadaşlar, bu kağıt var ya, donmuş güneştir desem. Ne? Şu güneş var ya, o buraya gelmiş elimize. Lan o güneş nasıl? Donmuş kağıt olmuş. Nasıl yani? Bunun içinde güneş var. Bunun içinde güneş var. Garip değil mi? Bildiğiniz halde gene inanmakta zorluk çekiyorsunuz. Doğruyu söylüyorum ha. Bu donmuş güneştir. Bunun içinde güneş var. Göreceksiniz her şey aslına gidecek. Bunun kilosu var. Hacmi var. Kütlesi var. Üzerine yazarsınız. Bak yazılar yazılmış. Kadın çiz, araba çiz, yat çiz, kat çiz. Diyorum ki kardeşim bunun
O kadar güvenme, bunun üzerine o kadar ciddi şeyler yazma. Bunun altı yok. Bunun hacmi var, kütlesi var ama bunu meydana getirenin hacmi kütlesi yok. Bu bir yerdedir. Ama bunu meydana getiren her yerdedir. Bu beyazdır. Yazı yazdık. Ama bunun içerisinde zıtlar var. Duman var, ışık var. Duman yani göz gözü görmez istemez değil mi? Yandığı zaman duman, hele odun ıslaksa, yandığı zaman göz gözü görmez yani çıkan dumandan. Nur da ne yapar? Göze fener olur. Şimdi arkadaşlar, hiç ömründe bunun yandığını görmeyene bunun içinde bu olduğunu nasıl anlatacaksın? Yani hiç kim tahmin eder bunu? Bunun içinde bu olur mu? Ateş kağıdın düşmanı değil midir? Düşmanın içinde. Hani ne oldu? Hani araba? Kadın vardı üzerine çizdik. Para vardı, yat kartı var, kat vardı. Ne oldu? 10 kilo odun geliyordu. 10 gram kül gelmiyor. Peki bunu meydana getiren nerede? Her yerde. Tamam. Peki kim kaldı? Kim kaldıysa öldü. Ölen buymuş. Bak, peki bunu yakaladık değil mi? Yakaladınsa ört üzerine. Ört. Bu da kefen. Esselatu ve selamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Falanca öldü. Kim? Bunun altında kimisi öldü. Diğeri. Diğeri kurtuldu. Hapiste. Eğer hapisti. Kimi yakaladınızsa o ölmüştür. Öldüğü için yakalanmıştır. Peki ötekisini yakalayabilir misin? Hani nerede yakalarsın? Karacaköy neresinde? Her taraf gitti. İşte bu bedendir. Çıkan nur ruhtur. Çıkan duman nefistir. İşte bu kağıtta maksat dünyadır. Ahiret nerede bak şimdi? Kağıdın neresinde ışık var, nur var? Ahiret de dünyanın orasındadır. Kağıdın neresinde duman var? Cehennem de dünyanın orasındadır. Bak. Cehennem nerede? Kağıdın neresinde duman varsa. Çünkü cehennem örter. Ahiret, cennet nerede? Kağıdın neresinde nur varsa oradadır. Dünyanın orasındadır. Peki. Son şeyi. Ruh nerede? Kağıt cesettir. Kağıdın neresinde bu nur varsa ruh cesedin orasındadır. Kağıdın neresinde duman varsa nefis de cesedin orasındadır. Bak adam tövbe ediyor. Yanmıyor, yanamıyor. Bak yanamıyor. Kaldı biraz. Kaldı, tövbe ediyor, tövbesi yetmedi. Ha bak kaldı. Bu kaldı. Diğerleri iki tane. Ha bu yakalandı. Bunu gömeceksiniz artık. Yakalanan gömülecek, o öldü. Kimmiş diye bir merak ettim. O niye kaldın? Günahmış mı? Yanamamış, nurlanamamış. Çünkü kalan, elimize geçen yakalanmıştır. Yakalanan ölmüştür. Diğeri nasıl ölmüştür? Buna öldü delinir mi? Şuna. Kurtuldu mu? Hapise mi girdi? Çıkanlar. Şunlar bak, ha güneşe benzemiyor mu bak? Nereye benziyor bu? Heyecandan zaten ona gidiyor. Nereden geldiyse ona gidiyor. Her şey aslında rücu eder ayeti. Bak her şey donmuş güneştir. Daha çok canlanmış. He? Daha çok canlanmış. Evet daha çok. Peki bu güneşten gelmiş ona heyecanlı gidiyor. Ölüm bu. O zaman arkadaşlar eğer dumanınız çok çıkıyorsa güneşe çıkın da odun kurusun. Yandığı zaman dumanı az çıksın. Güneşte maksat davadır, ilimdir, imandır, namaz niyazdır. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tümasselavat.